Irak'taki yavrularımız düşmanların süngüsünden geçti. Kalınlar, gözlerimizin önünde evlatlarımızın kanlarıyla kullanan yurdumuzun işgaline tutacak mıyız? Hayır! Hanımefendiler, malumuz, silahımız yok. Fakat göğsümüzde imanımız ve bütün dünyayı yaratan Allah'ımız var. Toprağımızın üstünde şerefsiz yaşamaktansa toprağın altında yatmayı şeref sayarız. Birbirimize ellerimizi uzatalım. Tek bir hedefe, yalnız Türk istiklal ve cumhuriyeti gayesine doğru yürüyelim. Vatan mutlaka kurtulacak. Muahide Bayırman. Fassa ve Fassalların unutulmaz baş öğretmeni. Genç muahide Sultanahmet mitinglerinde Halid Edipleri dinlemiş, özellikle şair ve aynı zamanda öğretmen Şufuke Nihal Hanım'ın "Aziz vatan, beşiğimiz sendin, mezarımız da sen olacaksın." haykırışı bir ömür boyu hep kulaklarında çınlamış ve hep o inanç ve imanla yaşamıştır. O acıyı görmüş, ihaneti yaşamış, koca bir imparatorluğun çöküşüne tanıklık etmiş ve bir imparatorluğun küllerinden cumhuriyeti kuranları görmüş ve onlarla birlikte olmuş, genç cumhuriyetin fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür öğretmenlerindendir. Vahide 1900 yılında İstanbul Ümraniye Top Ağacı'nda dünyaya gelmiş, 70 yıllık ömründe 3 padişah, 5 cumhurbaşkanı görmüş, 70 yıllık ömrünün 40 yılını Fassa'da öğretmenlik ve baş öğretmenlik yaparak geçirmiş, Fassa'nın ve Fassalların unutulmaz öğretmenlerinden, idareci ve idarecilerindendir. Muahide Bayırman, Darül Muallimat, yani İstanbul Kız Öğretmen Okulu'nun 1920 yılı mezunlarındandır. Hiçbir kimse vatan kaybetmenin acısını kaybedenler kadar bilip anlayamayacağı gibi vatan kurtarmanın sevinç ve mutluluğunu da onlar kadar anlayıp yaşayamazlar. Kaybetmek tarifi mümkün olmayan bir acı, kazanmak da tarifi mümkün olmayan bir mutluluktur. Ancak onu o anı yaşayanlar bilirler. 1920'nin sonbaharında vatanın bağrına düşmanın hançerin dayadığı o kara günlerde İstanbul Kız Öğretmen Okulu'nun yeni mezunları ışık saçan bir avuç yıldız gibi yurdun dört bir yanına savrulurlar. O ışık saçan yıldızlardan bir tanesi de Fassa semalarında şıldar. Bu ışık saçan yıldız çiçeği burnunda henüz 19 yaşında genç muallime Muahide Hanım'dan başkası değildir. Mezun olduğu yıl Fassa Sakarya İlkokulu'nda göreve başlayan Muahide Hanım, daha sonra 1929 yılında öğrenime başlayan Dunlupınar İlkokulu'na baş öğretmen olarak atanmıştır. Aynı zamanda Maarif Müdürlüğü yaptığı da bilinmektedir. Muahide Hanım 1960 yılında emekli oluncaya kadar Fassa'da bu görevlerini başarıyla sürdürmüştür. Her daim gücün kaynağı ilgidir.
İnsanlığın evrensel tarihi bize şunu göstermiştir ki bilim neredeyse aydınlık da, zenginlik de çağlar boyu hep oradadır ve hep oralarda olmuştur. Bilime kapılarını ardına kadar açan toplumlar, milletler zirve yapmış, bilime sırt dönen, kapılarını kapatan toplumlarsa çözülüp, dağılıp, yok olmaktan kurtulamamışlardır. Bunu çok iyi idrak eden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Türk Mareşali Gazi Mustafa Kemal, hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlimin dışında mürşit aramak gaflettir, dalalettir derken diğer yandan da öğretmenler, yeni nesli Cumhuriyet'in fedakar öğretmen ve eğitimcilerini sizler yetiştireceksiniz demiş ve yine toplumu gerçek amacına ulaştırmak için iki orduya ihtiyaç vardır. Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri ulusun geleceğini yoğuran irfan ordusudur. Bu orduların her ikisi de aynı derecede kıymetlidir, her ikisi de hayatidir. İmparatorluğu yitirmenin acısını yaşayan, Cumhuriyet'in ne şartlar altında kurulduğuna tanıklık eden ve çok iyi bilen Vahide Hanım, kendisini her zaman için İrfan ordusunun bir neferi olarak görmüş, bu iman ve inançla yaşamış, Ulu Önder'in yorulsanız dahi beni takip edecekseniz, dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar dediği doğrultuda Vahide Hanım bir ömür durdurak nedir, yorulmak nedir bilmeden bu kutlu yolda hep yürümüştür. Vahide Hanım orta boylu, oval gümüş çerçeveli gözlüklerin altında siyah gözleriyle gülen, son derece zarif, kibar, birikimli, sade giyinen, başına pör şapka takan, kapalı mekanlarda şapkasını çıkaran, genellikle etek ceket giyinen, köylere giderken ceket pantol giyip atla giden, altın zincirli cep saatini yanından hiç eksik etmeyen, mesleğinde titiz, zamanın her zerresini değerlendiren, yaşamıyla örnek teşkil eden, okuluna sürekli öğrencilerinden ve öğretmen arkadaşlarından önce gelen fedakar, kalbi iyilik dolu bir öğretmendir. Bir zatihi Mustafa Kemal'in kara tahta başına geçip ders verdiği millet mekteplerinde o da ders verip öğretmenlik yapmıştır. Vahide Hanım, Fas'taki 40 yıllık meslek hayatında öğrenci ve öğretmen arkadaşlarından görmüş olduğu saygı ve sevgi kadar Fas halkından da sevgi ve saygı görmüştür. Vahide Hanım, emekli olduktan sonra doğum yeri olan İstanbul Ümraniye top haline dönmüş, 1970 yılında vefat edinceye kadar da Fas'la ve Faslılarla hiç irtibatını kesmemiştir. Birçok Faslı öğrencinin yüksek öğrenim görmesine maddi ve manen yardımcı olduğu gibi mağdur birçok Faslı öğrenciyi de bir zat evine alıp evladı gibi sahip çıkarak okutmuştur. Hastalandığında ve vefatında İstanbul'daki Faslılar başucundan hiç ayrılmadıkları gibi vefatı Fas'ı ve Faslılar'ı yasa boğmuş ve Fas'tan özel araçların yanı sıra ayrıca iki otobüs tutulup Faslılar İstanbul'a cenazesine giderek bu vebakar baş öğretmenlerini son yolculuğunda da yalnız bırakmamışlardır. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Bugün Muahide Bayırman hakkında resmi bilgi ve belgelerden daha çok rivayetler var. Tıpkı Reşat Nuri Gültekin'in Çalıkuşu adlı
romanındaki Feride gibi. Belki de öyle olmasını o istedi. Belki de Tevfik Fikret'in çağrısına uydu. Gör daima önünde esatir evelin, gökten dehaynar çalan kahramanı, varsın bulunmasın bilecek namu şanını. Onun zamanında yaşayan her faslanın mutlaka onunla ilgili bir anısı var. Çokları çok etkilemiştir beni. En çok etkileyenlerden bir tanesi de 1957 yılı Dunlupınar İlkokulu mezunlarından olan ve uzun yıllardır kasabamızda çaycılık yapan ve yapmakta olan sevgili Osman Çetin'inkidir. Beni etkileyen Osman Çetin'in anlattıkları değil, anlatırken yüzündeki o ifade ve yakasını kapatıp esas duruşa geçerek onu anlatmasıdır. Osman Çetin, o bize sadece öğretmenlik yapmadı. Biz ondan anne şefkati gördük. Yaramazlık yaptığımızda en büyük cezası elimizin üstünü cimerdi. O bize ceza vermez, ceza verirken bile o bizi severdi. Ondan terbiye alıp da hayasız yaşamak mümkün mü diye söz edip her defasında boynu büker ve dolan gözleriyle içine çekip o yüce gönüllü öğretmeninin ruhuna dua eder. Gerek eylemleri, gerekse söylemleriyle her zaman için Faslan'ın sosyal, siyasal hayatında müstesna bir yere sahip olan Eczacı Süleyman Çürksu ise Vahide Hanım'la olan karşılaşmasını şu şekilde anlatıyor. 5-6 yaşlarındaydım, köyün harmanında toplanmış halk heyecanla bekliyordu. Ben de yanlarına sokuldum, belli bir zaman sonra bir atlı çıka geldi. Hemen koşup atın başını tuttular, atın suvarisi zıplayıp attan inip herkesten tokalaştıktan sonra bizim de başımızı okşayıp bize akidi şekeri dağıttı. Sonradan fark ettik ki atın suvarisi bir bayan. İlk defa ceket pantol giymiş bir bayan görüyorduk. Bu bize hem tuhaf geldi hem de heyecan verdi. Daha sonra bu genç bayanın baş öğretmen Vahide Hanım olduğunu öğrendim. Vahide Hanım en çok bir çocuklarla hanımların dikkatini çekti. Aylarca köyde konuşuldu. Ben nerede, ne zaman bir atlı görsem Vahide Hanım hatırlar, çocukluk günlerimi yad ederim. Vahide Bayırman Caddesi. Vahide Bayırman'ın adını Faslan'ın efsanevi belediye başkanı Mustafa Kemal Çamaş, onun aziz hatırasına hürmeten 3 tane eğitim ve kültür kurumunun bir arada bulunduğu, başta kendisinin de uzun yıllar baş öğretmenlik yaptığı Dunlupınar İlkokulu, Kız Meslek Lisesi ve Fasta Kütüphanesi'nin bir arada bulunduğu caddeye vermiştir. Az da olsa her şeyi hakkıyla yapıp takdir eden Mustafa Çamaş gibi insanlar da iş başına geliyor. Vahide Hanım gibi idealist, mesleklerine kariyer sahibi kimseleri gelecek kuşaklara esin kaynağı olmaları bakımından onların hayat ve hatıratlarını anlatmak bir gereklilik, her şeyden önce insani bir görevdir diye düşündüm. Yeri ve zamanı geldiğinde takdir edilmesi gerekenleri takdir etmez, alkışlanmaları gerekenleri alkışlamazsak gelecekte daha takdir edip alkışlayacak kimseyi bulamayız. Takdir edilip alkışlanacak kimsesi kalmamış toplum ve toplumlar bitmiş ve bitik toplumlardır. Bazı idealler bazı hayalleri yok eder. Onun mesleğine aşırı düşkünlüğü, meşakkatli dünyası, belki de özel yaşamını ihmal etmesine sebep olmuş, hiç evlenmeden
hayata veda etmiştir. O Fasta'nın çocuklarını evlat bilir, onlara hem öğretmenlik hem de annelik yapmış, Fasta'nın çocukları da ona evlatlık ve de öğrencilik yapmışlardır. Burada Vahide Bayırman öğretmenimize Allah'tan rahmet dilerken, onun manevi şahsında ahirete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyor, hayatta olanlara da bundan sonraki yaşamlarında başarı ve esenlikler diliyorum. Hoşgörünüze sığınıyorum. İzninizle bizi bin bir emekle Fasta Dunluklar İlkokulu'nda okutup mezun eden ilkokul öğretmenim sevgili Günay Gülpınar Aktaş öğretmenimin ellerinden öpüyor. Ona ayrıca saygılar, sevgiler sunuyorum. Kanalımıza abone olalım. Fasta'nın ve Fastalıların tanıtımına katkıda bulunalım. Sevgiyle kalın.